Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalapat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Dünya gündemi ya da sıcak nokta programında program arkadaşım Nurdan Çelebi ile, kendisi araştırmacı yazardır. Ben Deniz, programa başlıyoruz ve dünya gündemine bakacağız. Neler oluyor, neler bitiyor? Biliyorsunuz 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediliyor. Öte yandan Avusturya'ya karşı bir zaferimiz var. Gerçi Viyana kapılarına dayanmadık ama sonuçta bir futbol maçında galip geldik Avusturya'ya. Şimdi Hollanda maçı var. Bakalım orada neler olacak. Onu da konuşacağız. Üçüncü Dünya Savaşı derken aslına bakarsanız dünya siyaset coğrafyasında pek çok değişmeye mahkum gözüküyor. Yani özellikle Çin, Amerika, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri ve İsrail'in yaşattıkları bunlar hepsi dünya siyasi coğrafyasında büyük değişikliklere gebe gösteriyor hadiseleri. Peki neler olacak, neler bitecek? Öncelikle bir konularımıza bakalım. Konularımıza bakmadan önce de ben Nurdan Hanım'a bir hoş geldiniz diyeyim. Nurdan Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. İçiniz karamsarlığa düşüyor mu bazen bu dünyadaki Düşmez olaylar mi? yüzünden? Düşmez mi? İzliyorsunuz. Devamlı değişen bir ortam. Güzel haberler gelmiyor çoğu yerden. Şimdi böyle 3. Dünya Savaşı gündemleri, tedirginlik hepimizde var. Psikolojik olarak tedirginlik hepimizde var. Ama konuşacağız, bakalım neler olacak. Fikrimizi söyleyeceğiz. Peki. İlk olay Melih Demiral. Melih Demiral biliyorsunuz bize gol sevincini yaşatan bir futbolcumuz. Onun yaptığı bir hareket var. Bozkurt işareti. Bu bozkurt işareti yüzünden Avrupa özellikle Almanya karışmış durumda. Karışmış derken aslında bakarsanız bunlar belki gelip geçici olaylar gibi gözükebilir ama sonuçta Almanya İçişleri Bakanlığı bu konuda tepkisini verdi ve UEFA'ya şikayet etti. UEFA'da karar alacak. Bu karar Hollanda maçına bizi etkiler mi bilemiyorum ama sonuçta Melih Demirel'e bu yaptığı davranıştan dolayı bir ceza verilebilir. İşte para cezası verilebilir. Geçmişte örnekleri var. Ama maç oynamama cezası verilebilir. Ama öte yandan da başka bir şey var. Mesela bazı maçlarda çetnik işaretleri yapıldı. O ırkçı bir işaretti. Ona ceza verilmedi mesela. Ama ondan öncesi milli takımımıza da ceza verildi biliyorsunuz. Yani asker selamı yüzünden ceza aldık. Yani biraz ikircikli, biraz da çifte standart bazı şeyler oluyor. Ne diyorsunuz? Melih Demirel'in bu bozkurt İşareti. işareti sizin için önce ne ifade ediyor? Şimdi Bu sevinç UEFA paylaşıyor. için ne ifade ediyor? Bir sevinç paylaşıyor. Evet. Şimdi Türklük dediğiniz zaman da biliyorsunuz işte kurt, bozkurt, işte dişisi Asena. Yani bunlar bizim böyle daha böyle kökenimizden gelen. Şimdi bir sevincini paylaşmak istiyor ve Türk olduğunu göstermeye çalışıyor. Bunun da bilinen hepimizin ben baktığım zaman orada bir siyasi parti görmedim. Yani Türk olduğunu O gösterebilecek bir siyasi bir figür olarak şimdi eğer ifade siyasi ediliyor. figür diyorlarsa bugünlerde biliyorsunuz Almanya sokaklarında neo-naziler geziyor. Doğru. Ve neo-naziler gezerken ben bir cümleyi orada duydum. Bir Alman kadın bağırdı. Dedi ki Filistinler için burada gösteri yaparken hepsini toplarınız. Ama dedi neo-naziler geziyor. Bunlara hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şimdi yasaklıdır biliyorsunuz neo-nazilerin birçok eylemi, siyasetteki birçok yükseliş, her şey bir puantaja bağlıdır. Şimdi böyle bir hareket yapılmış. Bu Şimdi bu hareket arada yasaklı mı? bir parantez açalım. Avrupa'da biliyorsunuz siyasi akımlar içinde milliyetçilik çok daha öne çıkmaya başladı ve hatta Evet. ırkçılık diyelim. Mesela Göç politikası. Löpen'in Macron'a karşı zafer kazanması da bunun bir tezahürü değil mi sizce? Zaten baktığınızda şu anda dünyanın genelindeki tüm seçimlerde Orta Doğu'yu hariç tutarak söyleyeceğim. Bir sağ tarafa gitme doğrultusu var. Ama şöyle de bakalım. Şimdi biz sağ dediğimizde eskiden çok daha farklı şeyler düşünüyordu. Şimdi aslında merkezde bulunan partiler biraz daha o merkezden çıktıkları için ve sağ partiler biraz daha merkeze kaydıkları için. Bakın Fransa'da, Almanya'da,
Bunun aynısını Amerika'da da konuşacağız ilerleyen konularda. Amerika'da da herkesin Biden bir ve Trump'ı da büyük esnafı da konuştu. korkmamız lazım. Şimdi insanlar baktılar ki ulusalcılık kavramı öne çıkmaya başladı. Şimdi bu işte Almanya'nın şu an verdiği reaksiyon 950 bin tane göçmeni kıyametler kopartıyor, sığınmacı diyelim. Sığınmacı kıyametler kopartıyor. Bizde inanılmaz miktarda işte sığınmacı var da falan da filan da. Bakın son zamanlarda çok enteresan da çok yakın dostlarım var. Eşi Alman veya işte ne bileyim bir şey var. Almanya vize vermiyor artık Türklere. Bu Evet. o kadar kaotik bir duruma geldi ki iş insanı veya konser verecek gidemiyor Almanya. Alman vize vermiyor. Şimdi bu hareket Almanya'da yasaklı bir hareket mi? Değil. Değil. Hayır. Değil. İşte saçma sapan bunlar yine böyle Türklere karşı bizim bir adım ileri gitmemiz. Alman kanalları biliyorsunuz bu maçı özel kanala verdi yayın hakkını. Yani bu kadar orada Türk Alman yaşıyor. milli takımın kaptanı kim? Kim? Bir Türk. İşte 3 milyon işte 4 milyon Türk yaşıyor. Hakkınız var mı sizin? Buradaki ve onlar orada vergi ödüyor. Onlar orada çalışıyor. Onların orada yani bu insanların bir maç keyfiniz alıyorsunuz. Yok efendim anlaşmamız var diye özel bir şeye veriyorsunuz. Şifreli kanala veriyorsunuz. İşte burada yapılan hareketin şikayeti de işte başarıyı çekememezlik. Avrupa'nın ikircikli hali. Bunun benzerini biz Fransa'da da görebiliriz her an. Orada çok güzel değindiniz. Benim şimdi Macron antipatim herkes tarafından bilinir. Macron böyle biraz titriyor son zamanlarda. Şimdi Marine Le Pen biliyorsunuz eskiden bağlı Biz olduğu onu Playboy'dan tanırız diyeceğim ama biraz ayıp olacak. doğru. Daha da enteresanı var. Eskiden üye olduğu partinin Rusya'yla enteresan bağlantıları vardı. Şimdi Marine Le Pen kalktı işte bu göçmen daha sığınmacılar konusunda. Bir de Macron'un sanki Amerika başkanıymış gibi dünyaya böyle kendi ülkesinin dışında hareket etmesi. Bunlar çok ciddi şeyler sebebiyet verdi. Macron'a da baktığınızda Fransa için son zamanlarda ne yapmış acaba? Yani Macron'un dünyaya faydası olmadığı gibi kendi ülkesine de faydası yok. Evet. Kadın da bunu çok iyi değerlendirdi. Hatta diyor ki Ukrayna Savaşı'nı biliyorsunuz. Ukrayna Savaşı'na Fransız askerlerini gönderme endişesi Fransız halkında çok ciddi bir reaksiyonla karşılandı. Yani bizim askerimizin Ukrayna Savaşı'na ne işi var gibi. Le Pen'in bunu yapmayacağı belli. Bunların hepsini bir araya koyduğunuzda biraz daha böyle ulusalcı yapılar Avrupa'da artmaya başladı doğru. Şimdi ben hemen doğru mu hatırlıyorum diye baktım. Evet doğru. Almanya milli takımının kaptanı İlkay Gündoğan olmuş. İşte. Bunlar Gündoğan. böyle yani şimdi onların kendi menfaati. Şimdi onların aleyhinde bir durum. Anlatıyoruz. Maçı şifreli kanala vermek, işte bozkurt işareti yapmış, işte şikayet etmek. Ne olacak yani şimdi UEFA'da kalkıp ceza mı verecek buna? Saçma sapan yani Ama orada da bir ceza şey olması verecekler. lazım. Bakın onu söyleyeyim size. Ceza verecekler. Çünkü bunu Almanya yapmış olsa ya da başka bir Avrupa ülkesi yapmış olsa yani çünkü çetnik selamı ne ifade ediyor? Evet. Ona ceza vermediler. Buna ne mantıklı cevap, ne yazacaklar peki bu cezanın? Yani bir sebebi olması lazım. Diyor ki işte aşırı sağ bir parti. Hayır ben baktığım zaman yani bunu Bahçeli'yle endekslemedim. MHP'yle hiç Üstelik düşünmedim. Avrupa'da milliyetçi hareketlerin bu kadar yoğun gündemde olduğu dönemde yani milliyetçilikle suçlanan bir ülkenin futbolcusu. Şey var yani burada Türklerle alakadar yani şurada kalkıp ne mutlu Türkiye, Türk'üm deyip şunu kaldırsaydı, yani formasını kaldırsaydı ona bile ceza yazarlardı. Tabii. Adamların derdi bizim yaptığımız hareketler, giydiğimiz formalar göster. Adamların derdi bizim. Bizimle. Bu da bir gerçek. Bu da onu gösteriyor. Üzücü. Muazzam bir başarı. Kutluyoruz takımımızda. Ama yani bunlar böyle devam edecek. Başarısızlık olsaydı zaten hiçbir şans vermiyorlardı değil mi? Bir de şey var, mesela Avusturya gazeteleri ya da batıdaki, özellikle Avrupa'daki gazeteler Osmanlılar geliyor diye bir endişeli yazı yazmışlar, başlıklar O kapılara atmışlar. dayandık ya, ondandır Savaş Beyciğim. Avusturya.
kapılarında ama bir şey yapamadık. Olsun, dayandık. Bunların içinde inanılmaz bir korku var. Tabii geçmişten gelen tarih. Şimdi tarihimiz çok büyük olursa, tarih sonuçta Osmanlı İmparatorluğu büyük bir imparatorluk. Onların bugün sömürgecilik anlayışını yaygın hale getirdiği tüm coğrafyanın sahibiydi. Onları oraya sokmadı Birinci Dünya Savaşı bitene kadar. O yüzden de işte Osmanlılar geliyor. Bunu aslında iki tip de söylüyor olabilirler. Bir tanesi gerçekten endişeli, bir tanesi yermek adına da olabilir. Yani yıkılmış bir imparatorluk falan. Bu Avrupa'nın kafasından ne geçtiğini ben bilmiyorum. Tuhaflar yani. Osmanlılar geliyor diyor. Korku. Arkadaşlar öbür veterileri verir misiniz? Avusturya veterisini. Orada zaten şeyler bazı. Şimdi mehter maçları da çalıyor ya, evet. Şeylerde, stadlarda. Herhalde onun çağrışım yaptılar. Osmanlı. Biz Osmanlılar çeyrek finalde. Böyle başka yani, bir şimdi biz onlara tabii ki Osmanlı bizim atalarımız ama Türkiye Cumhuriyeti bu Türkler geliyor diye yazmasını da öğrenirler. Bence de öğrenecekler. Öğrenirler. Evet. Az kaldı. Türkler geliyor. Yani mesela Marka diye bir şey var, yayın var. Hı hı. Arda Güler'i Türkiye'yi çeyrek finalde 96 dakikada Mert Günok'un turnuvanın en muhteşem kurtarışları birine imza attığı maçta Osmanlılar çeyrek finale yükseldi demiş. Mesela ne yazmış? Metro yazmış, 90 dakika yazmış, RTE yazmış, France 24 yazmış, Sky Sports yazmış. Bunların hepsi Mail yani Online, Futbol gibi, İtalya, Independent. Yani biraz daha böyle şey yapabilmek için de olur. Yani yıkılmış bir imparatorluk. Bunun acaba mı böyle bir şeyi subliminal bir mesaj mı? Onu bilemiyorum. Ama görüntüde onlar kendileri istedikleri gibi konuşsunlar. Dediğim gibi yazarlar yakında. Türkler geldi, Türkler geliyor diye. Türkler, Türk kelimesini öğrenecekler. Yani Almanya'da 4 milyon bildiğim kadar evet. Nüfusumuz var. Bu 4 milyon eskiyle yeni jenerasyonun karışımı. Bu daha da artacak. Yani mesela Türkiye'deki Suriyelilerin çoğalmasını ben düşünüyorum. Onlara biz erişememişiz. Onlar acayip çoğalıyorlar. Yani şu an. Söyleyeceğim size rakamlar inanılmaz. Evet, acayip şekilde çoğalıyorlar. Yani hiçbir zaman Almanya'ya bir zehirli sarmaşık olmadık. Vergi yani, veriyoruz. Evet, vergi onların veriyoruz. Onların adına çalışıyoruz. Kazancımız var. Zamanında çalışacak adamları yoktu. Türkiye'den işçi dedikleri için gitti birçok insan oraya. Yani oradaki Türklerin onlara şunu diyebilirsiniz. Entegre sorunları var. Entegrasyonu sağlayamadıysan da bu senin hükümetin hatası. Orada yaşayanların hatası değil. Sonuçta onlar belli bir eğitimde insanlar gitmedi oraya. Eğitimsiz insanın entegrasyonu daha zordur. O yüzden bir takım problemler oldu. Bunu da sen hükümet olarak gerçekleştirmen, düzeltmen gerekiyordu. Yani buradaki Türklerin, orada yaşayanların saygı göstermesi bir kazançtır oradaki Türkler onlar için. Hemen hemen her noktada Türkler çalışıyor. Bunların nüfusu zaten Avrupa nüfusu biliyorsunuz son derece yaşlıdır. Evet. Gençler yine bizden. Yani zaten bakın bu Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle işte Polonya, Macaristan, Almanya korku içinde özellikle Almanya Türkleri askere alalım diye düşünmeye başladı. Çünkü genç yok. Yani hala konuşuyorlar. Yani bu yapılanlar hoş değil. Hep söylüyoruz ya. Yani dünyada böyle insan hakları, insani tavırlar, insanlık falan diye bahsederler ama kendilerini bundan nasibini aldığını düşünmüyorum ben. Peki şimdi gelelim. Bunu konuştuk. Üçüncü Dünya Savaşı'na. İnşallah olmaz. Olmaz. Sizce Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı çıkmaz mı? Ben şu atom bombasının mantarını gördünüz. Evet, evet. Hiroşima Nagasaki'ye atıldı. Şimdi Enola Gay mi atmıştı? Evet. Ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bakın çok fazla söylenir ve konuşulur hale geldi. Üçüncü Dünya Savaşı senaryoları çok çok zikredilir oldu. Şimdi bazısı da birkaç yerde okudum. Açıksa da rahatlasak bu nedir böyle korkuyla yaşayıp duruyoruz. Bakın bazen bazı şeylerin konuşulması dünya genelinde psikolojik anlamda insanları terörize eder. İnsanları tedirgin eder. Ekonomileri tedirgin eder. Bu cümlenin çok söylenmesinin de bir amacı var aslında. Benim şahsi kanaatim ama ki birazdan anlatacağız neden böyle düşündüğümü. Ben %60
15, yani çok marjinal bir şey olmadığı takdirde böyle konvansiyonel anlamda bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını düşünmüyorum. Yani ben böyle bir şey düşünmüyorum. Şimdi bakın, dünyadaki konvansiyonel silahların dışında nükleer silahlar var. Hatta bu konuda Çin'le Amerika ve Rusya yarışıyor. Uzaya da bu nükleer silahları yerleştirelim. Yani gerektiğinde aşağıdan değil, yukarıdan aşağı doğru atalım diyor. Ve yukarıda da aslında bir savaş var. Farkında değil kimse. Yani onlar işte o peykleri, askeri peykleri ya da işte askeri uyduları birbirlerini vuruyorlar laser silahlarıyla. Yani bu çok medyaya yansımıyor ya da halk bunu çok fazla bilmiyor ama öyle bir gerçek var. Şimdi böyle olunca nükleer savaş ihtimali çok daha fazla. Daha tedirgin edici. Evet, daha yani mesela şimdi Putin bir yere giderken arkasında çantalı dolaşan bir adam var. Bu işte füzeleri startını vermek için tıpkı Amerikan başkanlarının yaptığı gibi. Yani çantayla dolaşan adamlar. Bizim çantamız yok. Biz yani Sayın Tayyip Erdoğan bir çantayla dolaşmıyor. Çantada varsa da belki konuşma metinleri, evraklar, onlar bunlar vardır. Ama bunlar dolaşıyorlar ve bunlar her yerde dolaşıyorlar bu çantayla. Yani şimdi bu çantalar bir gün eğer o start düğmesine basılırsa, birisi basarsa ya da delinin bir tanesi, diyelim ki bu nükleer füzelerin bulunduğu üstte iki delinin bir tanesi bütün emirleri bir kenara bırakıp o düğmeye basarsa. Hani diyecekler ki işte üçlü koruma sistemi var, üçlü şifre var, o var, bu var. Yani her şey çözümlenebilir. Hollywood filmlerine bakıyoruz. Var, orada evet, da mesela evet. Böyle örnekleri var. Öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Şimdi bu füzelerden bir serisi ateşlenirse ya da bir tanesi ateşlenirse. Ne olur? Kuzey Kore lideri ne demişti? Sizi demişti füze manyağı yaparım demişti. Şimdi füze manyağı yapmak ne demek? Diyor ki ben nükleer füzemi atarsam diyor New York'u vururum diyor. Ya da Amerikan şehirlerini vururum diyor. Japonya da çok endişe ediyor. Yani en büyük Japonya'nın endişesi Kuzey Kore'nin kendi bir hareket yapması. Yani evet. Füze atması filan. Öte yandan bir başka bir gerçek daha var. Putin geçenlerde biliyorsunuz gitti. Kuzey Kore lideriyle oturdular. Konuştular. Destek açıklamaları yaptılar. Evet. Yani herhangi bir saldırı olduğu zaman sizin arkanızdayız filan evet. Diye. Şimdi bunlar tedirgin edici. İyi gelişmeler değil. Kesinlikle hoş edici değil. Gelişmeler değil. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Dünyaya işte 1. Dünya Savaşı oldu. Akabinde 2. Dünya Savaşı oldu. 1. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru bir milletler cemiyeti kuruldu. Evet. Amaç neydi? Bir 2. Dünya Savaşı olmasını engellemek. Birleşmiş Milletler. Gibi. Baklar 2. Dünya Savaşı olunca Milletler Cemiyeti dağıldı. Yerine Birleşmiş Milletler geldi. Ve Birleşmiş Milletler şu anda tamamen yapması gerekenin dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Bir yaptırımı da yok. O kuralları uygulayamıyor da. Bu da bir gerçek. Yani işte Tayyip Bey'in yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği dünya beşten büyüktür diyor. Şimdi büyük, bak hep o laflara geliyoruz. Çünkü tabii ki büyük. Beş tane ülkeden bir tanesi veto ettiği zaman, iki tane veto ettiği zaman karar alınamıyor. Evet. Tıpkı İsrail olayında olduğu gibi. Evet. Yani İsrail orada bir katliam yapıyor. Yani bu Birleşmiş Milletler'in, bakın şu anda biraz önce ülkelerin seçimlerinden bahsettik. Bu hükümetler devletleri iyi yönetmiyor. Ama halkın bir sağduyusu var. Yani bu bizim gördüğümüzü Fransa'da yaşayan da görüyor. Bunu Almanya'da yaşayan da görüyor. Diyor ki yani ortada bir kuralsızlık var. İkircikli bir tavır var. Kimine göre neye göre? Ve hiçbir kaydı tanımayan bunlardan yana olanlar ve onlara karşı olanlara alınan da topyekun hareketler var. Şimdi herkesin bir endişesi var. Ben önce oradan başlamak istiyorum. Orta Doğu herkesin şu anda işte İsrail Lübnan'a saldırırsa, işte bir dünya savaşı mı çıkar? Şimdi Orta Doğu'ya bakalım. Ben özellikle buradan yola çıkarak 3. Dünya Savaşı... Bu arada Lübnan'la ilişkilerimiz konusunda bir açıklama var biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı şey dedi, yani Lübnan'ın arkasındayız dedi. O da mesela çok ilginç bir noktayı anlatacağım. Şimdi burada Orta Doğu'da olanlar ilk kez olmuyor. Örnek vererek söylüyorum. İşte Filistin-İsrail mevzusu yıllardır var. Çözümlenmemiş, kangren bir şey. Baktığınızda Lübnan-İsrail bugün savaşsa
ilk savaş mı olacak? 1974 yılından beri Lübnan, İsrail periyodik olarak ya çatışır ya savaşır. Ama şeyden dolayı, yani Lübnan'ın kendisiyle mi yoksa Hizbullah? Hizbullah. Ama şöyle bakın, ben çok sık giderdim bu karışıklıktan öncesine kadar Lübnan'a. Lübnan'da binaların altında sığınaklar vardır. Böyle işte takım şeyler koymuşlar, siperler yapmışlar. Yollarda tanklar görebilirsiniz. Hatta bazı yerlerde İsrail'in vurduğu binalar bırakılır ki görsün insanlar ne yaptığını. Şimdi bu savaş ilk olmayacak. Yani İsrail Lübnan'la veya Hizbullah'la çatıştığında bu ilk olmayacak. Yıllardır olan yine bir şey olacak. Öte yandan baktığınızda yine biraz daha doğuya doğru kayıyorum. İşte oradaki problemli ülke İran, Irak. Bunlar zaten biliyorsunuz 8 yıl süren bir savaş yaşadılar. Sonra oradaki işte Arap Baharları, Libya'da olsun. Bitmeyen Birinci Dünya Savaşı'ndan açılmış, o dönemde açılmış ve hala aktivitesini koruyan bir Azerbaycan cephesi var. Filistin'de o cephelerden bir tanesi. Zaten burada aktif olarak yıllardır, en az 50-60 yıldır süre gelen savaşlar var. İran her zaman bir problemdi, yine problem. Orada bir tehlike var sadece. Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'la çatışması. Ama İran'da, İran orayı devamlı bir zehirliyor, mehirliyor, bir şeyler yapıyor. Hiç durmaz çünkü İran. Bakın, İran hiçbir açıklaması yok Lübnan'la ilgili, biliyorsunuz değil mi? Orada şöyle bir şey olacak, bakın ben size söyleyeyim. Hizbullah, zaten Suriye konusunu konuşurken bu konuya zaten geçeceğiz otomatik olarak. Yani o Suriye'de şu anda İran hayatının bence veya baştaki Hamaney ve ekibinin devrim muhafızları da dahil bir son derece kaotik bir dönemini yaşıyor bunlar. İşte seçim var, ondan önce reisin ölmesi veya öldürülmesi, dünya genelinde uygulanan ambargolar. Ama İran rahat durmuyor. Şimdi bu bölgede ne olabilir? Ben size söyleyeyim, savaşsal anlamda bölgesel yayılımı olabilecek tek savaş, Sünni gruplarla, Sünni ülkelerle yani mezhepsel bir savaş olur. Mezhep savaşları. Mezhep savaşı olur. Bu da sadece bölgeyi etkiler, dünya global anlamda bir savaşa sebebiyet vermez. Bu bölge için bu. Bakın bu Orta Doğu'da herkesin korktuğu kenara koydu. Bakın orada Amerika'nın temsilcisi ya da ileri karakolu İsrail'e yapılan bir saldırı dünya savaşına neden olmaz mı? Ben size şunu söyleyeyim. İran'la karşılıklı en büyük düşmanı kimdir İsrail'in? İran. İran'ın kimdir? İsrail. Birbirlerine ona füze attı, bunu atıyorum dedi. Bak 5 saat sonra sende dedi. Bakın. Şimdi eğer ben sizden zayıfsam dedim ki yani söylerim abi ben güreşirim de yaparım dedim ama şimdi hiç kimse orada bu anlamda bir savaşın çıkmasını istemiyor. Bu ne İran'ın menfaati için böyle, çünkü İran da ekonomik anlamda çok zor durumda. Şimdi İsrail Lübnan'la yıllardır zaten bu kargaşayı yaşıyor. O bir savaşa dönüşmez. Çatışma olur ama savaşa dönüşmez. Şimdi bunlar birbirine füze atıyor. Ben sana attım, sen gel. Yani bu kadar olay oldu. Bu kadar İsrail İran'la böyle kafa kafa. Biz o zaman da söyledik olmayacak bir şey diye. Şimdi bakın bu Şangay İşbirliği Örgütü'nün Kazakistan'daki toplantısı, Astana'daki toplantısı. Sayın Tayyip Erdoğan katıldı. İşte önce Putin'le görüştü. Sonra İlham Aliyev'le görüştü. Aliyev'le görüştü. Diğer başkanlarla evet. Görüştü. Ve Şahbaz Şerif'le görüştü. Kazakistan Devlet Başkanı. Evet. Şimdi orada yapılan şeyde yani mesela sonuç bildirisi yayınladılar. Sonuç bildirisinde işte bizim Rusya ile olan ilişkilerimizdeki sorun gözükebilecek her şey konuşuldu. En sonunda turistlere bağladılar işi. İşte Rus turistler geliyor. İşte biz onlara çok yardımcı olacağız. Hatta Putin'e tekrar dediler ki Türkiye'yi bekliyoruz sizi. Türkiye'de ne görüşeceğiz? Yani o da geleceğim dedi. Farkındayım dedi. Biliyorum dedi. Şimdi Biden'la görüşecek önümüzdeki hafta biliyorsunuz Tayyip Bey. Ve Biden'la da belki de Rusya ile ne konuştuklarını anlatacak ya da Rusya ile olan ilişkilerdeki işte dünya savaşının çıkmaması için bir takım bilgi alışverişleri yapılacak. Ama öte yandan bir gerçek daha var. Hakan Fidan'ın konuşmalarını hatırlıyorsunuz. Bir röportaj, verdiği bir röportajda. Hakan Fidan belki hani
MİT'ten gelme bir kültürle bir takım şeylerin altını çiziyor. Evet. Ve çizerken de bir tehlikeden bahsediyor. Doğru. Şu dünya savaşından doğru bahsediyor. Acaba bizim bilmediğimiz bir boyutta ya da platformda ben onu bütün öyle... dünya savaşının hesapları mı yapıyor? Bakın, şimdi %1 bile ihtimal unutmayın olsa. Lafınızı. Bizim savunma bütçemiz kabul edildi biliyorsunuz. Evet, evet, evet. 40,5 evet. milyar dolar. Evet. Ciddi rakam. Biz 40,5 milyar dolarlık bir rakamı savunma bütçemize niye koyduk? Bu bir plan mı? Hesap mı? Yani öngörü mü? Yoksa gerçekten Türkiye bu konjonktürde savaşa girecek ve bu yüzden de tedbir mi alıyoruz? Ben size bunu şöyle cevaplayayım. Bundan 5 sene, 6 sene önce yapılmış Milli Güvenlik Kurulu'nun işte toplantı tutanaklarına dönüp bakıldı, bir yerde okudum. Orada dahi bugüne işaret ederek savunma bütçesinin arttırılması gerektiğini ve önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor. Şimdi zaten dediğim gibi biraz önce size, yıllardır süregelen bir ortam var. Şimdi Hakan Fidan bir Dışişleri Bakanı. Evet. Ve diplomasi ve savunma ikisi ayrı yere koyalım. Dünya savaşı ihtimali %1 bile olsa bir dünya, bir ülke olarak siz bütün önlemlerinizi almak zorundasınız. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'na katılmadık ama İsmet Paşa'nın tüm sınırlara asker yığması gibi bir şey. Yani siz bunun önlemini almak zorundasınız. Olacakmış gibi. Ve Geçenlerde, bunun tedirginliğinde. Geçenlerde Hitler'in Türkiye planı yayınlandı. Gördünüz mü haritayı bilmiyorum ama enteresandı. Onunla da ilgili mesela bir küçük bir şey söyleyeceğim. Özellikle Atatürk'ün o İkinci Dünya Savaşı'yla alakalar çok önemli. Keşke diyorum ya, 10 sene yaşasaydı çok farklı olurdu her şey. Şimdi Hakan Fidan'ın konuşması da çok doğru. Ve doğru şeyleri söylüyor. Yani bütün bu noktalara diyor ki, ortada diyor transport anlamında, yani ticari yollar kapatılmış vaziyette. Nükleer olaya dikkat çekiyor. Bütün bu anlattığı, 3 parametrede anlattı zaten. Ekonomiler bu anlamda çok gerildi diyor. Yani 3 parametresi de doğruydu. Ama buradaki en önemli şey şu, o zaten bir siyaset veya diplomatik anlamda bunların önlemini almak, bir şey olduktan sonra konuşmak önemli değil. Ondan öncesini konuşmak lazım. Hani silahlar çekildi mi geriye koymak mümkün değildir derler. Şimdi onu yapmadan önce diplomasi neyi gerektiriyorsa veya bunu siyasi olarak, politik olarak diplomasiyle çözersiniz. O bir diplomasi yolunun açılması gerektiğini ve bu gerginliklerin tırmandırılmaması gerektiğini söylüyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da doğal olarak %1 bile olsa ihtimal önlemlerini ve savunma bütçesini arttırmak zorunda. Ne eksiğin varsa tamamlamak zorunda. Bunu sadece şey olarak bakmayın, silah olarak bakmayın. İstihbarat anlamında işte alınması gerekense bizde de var. 40,5 milyar dolar. Bu gerekiyor. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki bunun için 3. Dünya Savaşı'na gerek yok ki. Ya gerçekten bir bedel ödüyoruz, farkında mısınız? Tabii ki. Savaş Beyciğim, nükleer yok ama şu an dünyada olan savaşlar, nükleer olanı dışında tutun, 3. Dünya Savaşı'nın karşılığında değil mi? Dünyanın her yerinde bir savaş var. Zaten evet, biz bir savaşı öyle yaşıyoruz. Öyle bir harita vardı zaten. Birazdan arkadaşım geçsin de ben durduracağım. Hı hı. Şimdi mesela Amerika bizi biliyorsunuz her şey taraftan yapmış, her taraftan. Mesela bu dünyadaki bildiğim kadarıyla evet. Burada duralım arkadaşlar. Bakın. Evet. Şimdi dünyanın şurayı özellikle göstermek için, mesela şu Avrupa'dan sağ taraf ve Avrupa'dan sol taraf. Bak, dikkatinizi çekiyor mu? Şöyle bir lineer bir çizgi var. Bu taraf ve bu taraf diye. Şimdi dünyayı böyle ikiye ayırdılar aslında. Avrupa en başından beri kaynayan bir dünya savaşının sebebi bunlardır. İkinci Dünya Savaşı'nın sebebi bunlardır. Ben Avrupa'nın, yani şu an Avrupa'nın göbeğinde yine Hakan Fidan'ın ifadelerinden 500 bin insan ölüyor. Bu hem Rus tarafından hem Ukrayna tarafından. Şimdi siz Ukrayna'nın neo-Nazi olduğu konusunda Putin'in sözüne katılıyor musunuz? Hayır. 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 Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi Putin şimdi düşmanımın düşmanı dostumdur mantalitesiyle
biraz da etrafa ayağınızı denk alın. Evet, burada duralım biraz. Bakın her tarafta şu anda Türkiye'nin güneyine bakın. Suriye, Irak, İsrail, Lübnan. Amerikan askerleri. Denizler kaynıyor. Evet. Bakın Karadeniz şu anda çok enteresan bir bilgi ben size söyleyeyim. Geçen hafta ilk kez Amerika ile Rusya arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiriliyor. Ve diyor ki Rusya Amerika'ya, Karadeniz'de İHA'ların var. Bir tanesini vurdu dedi hatta. Evet. Onlar 34 tane vurduklarını söylüyorlar. Çek dedi Karadeniz'den. Amerika Savunma Bakanı çıktı, öyle bir şey yok, biz çekmeyiz etmeyiz dedi. Hepsini geri çektiler. Şimdi kimse kimseyi aslında provoke etmek istemiyor. Macaristan Başkanı Ukrayna'ya gitti, Zelenski ile görüştü biliyorsunuz. Dedi ki anlaşma yap, yani ateşkes ilan et, sonra Rusya ile masaya oturur dedi. Sizce, şimdi bu bir parantez, sizce Zelenski, çünkü Zelenski bakın en son gelen bilgi, son dakika bilgisini söyleyeyim size. Amerika yaklaşık kaç milyar, 2.4 milyar dolar yeni yardım paketini onaylamış. Hı hı. Ya da yeni yardım paketini F-16'lar açıkladı. Vereceklermiş galiba. Evet. Hatta bu konuda bir ülke F-16'larını veriyor bulduğu kadar Ukrayna. Yani bu ne demektir? NATO silahıyla, gerçi NATO silahlarıyla atıyorlar şeye, yani Rusya'ya şeylerin. Rusya'da bekliyor. F-16'lar evet. Gelsin de onun da onu karşılayacak inanılmaz bir teknolojisi var. Anında var, yok edecek. Şeyler var, S-400'ler var. Yani anında yok edecek. Yani F-16'lar, F-16'lar. Tabii, yani bir yerde savaş şeylerin silahların denemesi yapılıyor. Tabii galiba, ki. Biraz öyle galiba. Zelenski'ye ben geçen programda da dedim biliyorsunuz. Aklı biri gitsin. Şuna Macaristan o akıllılığı yapmış. Biliyorsunuz Macaristan daha Rusya'yla ilişkileri iyidir. Türk birliğine bağlı değil mi Macaristan? Evet, tabii tabii tabii. Ve Rusya'yla da arası çok iyidir. Belki birazcık hani bak dedi bir ateşkes iste. Ondan sonra Ruslarla masaya otur. Yok işte şartlar uygun değil falan ama değil şey Zelenski. Istiyor, tabii, en başa dönelim istiyor. Yani Kırım'ı ilhak etme diyor bilmem ne. Yani sonuçta onu biz de söylüyoruz. Evet, ama yani biz de söylüyoruz. Evet doğru. Yani biz de söylüyoruz ama şimdi Rusya'yı bakın siz Rusya gibi bir gücü emir cümleleriyle oturtamazsınız diye. Şimdi bakın Astana toplantılarında şöyle bir karar daha çıktı. Ve bunu Batı böyle algıladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızı ara bulucu olarak kabul ettiler. Evet. Özellikle Ukrayna konusunda. Evet. Suriye'de ise Putin'i aracı olarak kabul ettiler. Bu zaten. Bakın. Yani Esed'le olan yakınlaşma tabii, ya da Esad'la olan yakınlaşma. Rusya abi gidecek orada. Yani normalleşmeye başlıyoruz galiba Suriyeli. Çünkü iki tarafta şey diyor, itidalli. Mesela Cumhurbaşkanı diyor ki biz diyor ailece görüşürdük gibi aile lafını soktu cümlelerin içine. Ve hatta işte, Sayın Esad dedi galiba. Evet, Sayın dedi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Öyle bir başlık olacak. Şimdi bu zat, yani Sayın Esad biliyorsunuz işte 2010 yılında işte iç savaşlar bilmem neler. Daha doğrusu Amerika ve Avrupa'nın orayı böyle bir ayaklandırması aslında bir rejim değişikliğiydi. Ama Esad buna müsaade etmedi, direndi. Devam 2014, edelim arkadaşlar. 2014-2015 yılında da Rusya'dan misafir olarak ülkesine kendine destek vermesi istedi. Ama burada tabii Rusya bizim için... Bakın Sayın Esad dedi. Evet, evet der. Esed'den Esad'a döndük, sayın olduk. Şimdi bu bir kukla. Bakın Esad bir kukladır. Kimin kuklasıdır? Kimin kuklası? Evet onu soralım. Birinci İran. Bakın İran. Esad. İran'ın kuklası. Bakın çok ilginç bir şey soracağım. Mesela unutmayın lafınızı. Şimdi ben merak edip duruyorum. Biz Suriye hava sahasına istediğimiz gibi giremiyoruz. Niye var? Amerika'nın evet. NOTAM'ları var. NOTAM demeyelim. Amerika'nın yasak ihlal ettiği hava sahaları. Evet. Rusya'nın da var. Doğru. Diyor ki S-400'leri koydu oraya. Ya, İsrail gidiyor Şam'ı bombalıyor. Nasıl oluyor? Sebebi şu. Yani bir tane S-400 fırlatamıyorlar. Mı? Yoksa yani İsrail'in bu konuda şeyim var. Pas biletim var. Herhalde öyle bir bilet var. Şimdi İran bir şey yapabilirim. Bakın Esad şurada bir ay öncesine kadar Türkiye askerini çekmeden Kuzey Suriye'den
bizim açtığımız o koridordan ben hiçbir şekilde görüşmem diyordu. Evet. Niye şimdi her iki tarafta da, bakın burada çok ilginç bir şey var. Her iki tarafta da İsteklerini askıya aldı be. Aslında iki tarafta aynı şekilde. Bunun sebebinin önce Esad tarafından ben size söyleyeyim neden oldu. Şimdi Esad sıkıştığı bir bölge var. Kim var onun yanında, etrafında? Bir, Rusya var. İki, dünyanın başında dert İran var. İran'ın hangi gücü var? Özellikle Şam'ı gözünüzde canlandırın. Batısında hangi güçleri var? Bir, devrim muhafızları var. Evet. İki, Hizbullah var. Hizbullah. Bugün Hizbullah İsrail'le savaşa girerse Esad'a demeyecek mi ki yıllardır ben seni koruyorum, sen de benimle beraber bu savaşa girmek zorundasın? Esad'ın birinci çıkması. Geliyorum ikinci çıkmasına. Yıllardır İran'ın Suriye'deki rejim bir dini, teolojik bir yapısı yoktur. Kıyafetleri de yansımaz. Ama İran'ın o kadar baskın, bir de Şia'dır biliyorsunuz. Evet. O kadar baskın bir otoritesi vardır ki Esad'ın üstünde. Bu hem o toplumun içine sızmaya başladı, İran'ın o tavrı. Bu da toplumda yer rahatsızlık oluşturmaya başladı. Bu iki. Üçüncüsü, İran Esad'ın yanında göründüğü müddetçe kesinlikle Batı'ya yaklaşamaz Esad. Batı'ya yaklaşabilmesinin tek yolu Türkiye. Bunun dışında yani böyle değil. Bir denklem var diyorsunuz. Kesinlikle böyle bir denklem evet, var. Evet, ben katılıyorum size. Yani Rusya, evet, Rusya şu anda biz Ukrayna konusuna bakın, bunların hepsi olacak. Onun bu plan dahilinde işleyen bir sistem evet, olmasın. Evet, bu bir plan. Yani bizim şey, biz bilmiyoruz ama belki kapalı yani, kapılar ardında böyle bir... Yani şimdi oturup düşündüğümde, ben bunu düşünerek yani düşündüm. Dedim ki ya bu neden böyle oluyor? Bir ay öncesine kadar, yani bu böyle 3 yıl önceden bahsetmiyorum. Bir ay öncesine onu Esed diyor, yani ona bilmem ne diyor. Suriye konusunda Putin, Sayın Putin, arabulucu. Evet, Ukrayna konusunda da. Esed'le ilişki konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı arabulucu. Evet. Öyle mi? Batı'yla, Batı'yla evet, olan ilişki. Aynen öyle. Yani... Çünkü Rusya'da da yapamaz bunu. Yani Esad'ın bir kere orası, bakın bir kalkınma yolu projesinden daha bahsediliyor tekrar. Şam'dan, yani Türkiye-Şam arasında bir kalkınma yolu projesi. Bunun kime fayda? Hatta bir atıldı falan filan deniliyor şey. Bunun en büyük faydası kime? Esad'ın kendisine. Bu üçüncü dünya, bu bizim açtığımız Irak'taki kalkınma yolu projesi, Zengezur koridoru vesaire. Bunlar üçüncü savaş, yani Allah göstermesin. Böyle bir savaş da Türkiye'nin en büyük kozları olacak. Bunlar çünkü bütün o yolları açıksınız. Sizin yollarınız. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Şimdi Esad baktı ki bu işin sonu. Çünkü bir de toprağınızın üçte birini PYD, PKK işgal etmiş. Amerika orada. İsrail orada. Hizbullah orada. Devrim muhafızları orada. Şimdi kendine kalmış bir avuç toprak onu da yakında kaybedebilir. Artı Hizbullah sebebiyle bir de İsrail'le çatışabilir. Ama artık kukla olmaktan çıkmak istiyor Esad. Bunun yolu Rusya değil. Bunun yolu İran hiç değil. Zaten İran'ın hani kelinaj olsa kendi başına... Rusya sürer. Orada iki tane liman aldı galiba değil mi? Bir eski evet. Tartus limanı var. Bir liman daha aldı. Evet. Yani Rusya aslına bakarsanız amacına ulaştı çoktan. Yani aklınıza inmiş oldu. Tabii ki. Yani Rusya oraya 2014-2015 yılında Esad davet ettiğinde iyi ben de geleyim, bütün bu bütçeyi de kendimden ayırayım, hiçbir menfaatim olmasın diye gelir mi? Rusya'dan bahsediyoruz. Evet. Ama burada bir de Amerika, buradaki en büyük sorun, ben size şunu söyleyeyim, bu iki tane, bu normalleşmenin olması da gerekiyor. Yani bu yarın öbür gün İsrail'le de olması lazım. Bakın çözüm, barış her zaman doğru olandır. Yani savaşmayla bir çözüm olmaz. Bir dünya savaşından bahsediyoruz. Bakın tekrar bağlayacağım. Üçüncü dünya savaşında çıksa böyle bir savaş ve siz de tarafsızlığınızı ilan etseniz, deseniz ki kardeşim ben taraf değilim ki normalde NATO'dan hareket taraf olmanız gerekir baktığınızda mantıken, ama aynı Türkiye, bak burada Türkiye'nin gücünü de altını çizmek istiyorum. Ukrayna Savaşı'nda Türkiye şunu söyledi, dedi ki ben dedi Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine tamamen saygı duyuyorum, Kırım'ın ihlakına tamamen karşıyım dedi, ama görüşmeler esnasında, yani Zelenski tarafını konuştuğu gibi görüşmelerde tarafta da
daha biraz daha Rusya'ya yakın hareket etti. Şimdi 3. Dünya Savaşı gibi bir savaş çıksa ve etrafınızda sizin tarafsız kalabilmeniz için komşularınızla saldırmazlık anlaşması olması gerekir. Kavgalı olduğunuz bir Suriye olduğunu düşünün. Bir Irak olduğunu düşünün, bilmem ne olduğunu düşünün. Bunlar sizi rahat bırakır mı böyle bir durumda? O yüzden ve ülkemizdeki göçmen sorununda hani bunu Esad tarafından anlattık. Yani ülkesi artık parçalandı. Amerika'nın oradan derhal gönderilmesi gerekiyor. Derhal. Çünkü o PYD, ama PKK. Ama şimdi bakın gene olay dönüyor, Trump'a geliyor. Şimdi Biden şu anda Amerika'nın orada kalmasıyla ilgili herhangi bir tasarruf söz konusu değil. Ya da kalmamasıyla ilgili. Şimdi Biden, Trump bir açıklama yapmış, büyük esnaf. Diyor ki, bakın son dakika bilgisi veriyorum size. Diyor ki, Joe Biden yarışı bırakıyor, yerini Kamala Harris alacak diyor. Yani zaten onu, evet, zaten onu da söylüyor. Evet. Kamala Harris gerçekten alabilir mi? Çünkü bildiğim kadarıyla yani adaylıktan azletmeleri lazım. Azletmeleri lazım. Şu öyle anda bir... zaten resmileşmiş değildi. Fakat ama resmileşmedi mi? Yok, daha henüz iki adaylar... tarafta adaylıkların ikisi de resmileşmedi. Şimdi bunların bir ikinci düellosu daha var. Dendi ki şimdi CNN'deki düellosu acayip canım. Yani tam sizin dediğiniz yani Trump büyük esnaf. Yani adam her şeyini gösterdi orada. Yedi bitirdi adam. Tabii bir de büyük sen yaşlısın. Kendisi de zaten 35 yaşında. Şimdi evet. Ama Biden artık bitmiş vaziyette. Yani hareketleri belli değil. Yani diyelim ki Biden var ve tekrar Amerikan başkanı oldu. Ben 2 sene daha yaşayabileceğini zannetmiyorum. Yani vücut sağlığı da doğru değil. Akıl sağlığı bilmiyorum. Yanlışı doğruya ayırt edebiliyorum diyormuş bir yerlerde. Bence uzaylılarla konuşuyor adam. Var var. Bir pencere açıldı. Gözü. Var var. Bir yerlere bakarak konuşuyor zaten. Evet. Şimdi bu şimdi Trump'a bakıyorsunuz. Şimdi bunun neresi belirleyecek? Biden'dan çok daha kötü bir performans bekleniyordu bu düelloda açıkçası. Hatta dediler ki Trump ezer geçer ama Biden direndi. Ben izledim. Direndi. Son ana kadar da böyle bir hamleler yaptı. Direkt şey dedi yani şu ana kadar dedi yani yargılanmış ve kanıtlanmış bir başkan adayı görmemiştir. Olmamıştır. Ya da sensin dedi. Sensin dedi yani. O da onu başka yerlerden vurdu. Ama şu anda popülaritesi, popülerite için söylüyorum. Amerikan halkı için bir şey ifade etti mi bu lafları? Hayır. Etmiyor. Hayır. Popülerizm dediğimiz bir şey var ya, bu çok önemli. Bir de Trump onlar ne istiyorsa onu söylüyor. Şimdi ben duymak istediğimi söyleyeni daha çok dinlerim. Yani şimdi halka söylüyor. Bir de böyle adamın tarzı biraz şovmen olduğu için hem esnaf hem şovmen. Bir de söylüyor. Bu dünya, çünkü dünyada bir korku var ya, 3. Dünya Savaşı. Ben olsam bunların hiçbir tanesi olmazdı diyor. Hep senin beceriksizliğin. Alenen de bunu söylüyor. Şimdi ben de olsam... Peki şimdi biraz önceki konuşmamıza dönelim. Ha. Orada dedik ya, yani Trump gelirse olabilir de. Evet. Yani eğer Biden'ı değiştirir, Kamala Harris gelirse ibre yukarı doğru vururum. Çünkü Trump kazan birçok yerde de önde gidiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Trump ola ki geldi. Hı hı. Irak politikası, Suriye politikası, oradaki askerlerin bulunması değişiyor. Trump'ın başından beri böyle yoğun ben askerlerimi Orta Doğu'da bulundurayım, orayı da karıştırayım diye öyle bir niyet hiçbir zaman olmadı. Yani dediğim gibi ulusalcı kimliğe sahiptirler. Amerika'nın gelişmesi açısından. Şöyle bir eleştiri gelir mi Trump'a? Bak senin yüzünden biz Orta Doğu'yu da kaybettik. Rusya'ya karşı ya da Çin'e karşı zafer kazanamadık. Orta Doğu'da bulunması şu anda, örnek veriyorum, bir Suriye'den bahsettik biraz önce. Evet, 1/3 oranında PYD, PKK, yani PYD aynı çünkü YPG. Aynı şeyi söyledim. Aynı şeyin çok güzel söylediniz. Ondan, şimdi bunlar burada bir terör şeyi. Şimdi PKK'nın, teröristan deniyor. Teröristan'ın Suriye'yle kültürel, coğrafik herhangi bir bağı var mı? Yok. İşte sonradan böyle eklenmiş bir kukla teröristler. Şimdi eğer Trump geldi diyelim. Türkiye'ye gelen Suriyelilerin büyük kısmı Halep'ten gelmiş. Tabii. 4 milyon kişi falan. Bilmiyorum, şu anda 3,5 milyon, 4 milyon Suriyeli var Türkiye'de, resmi rakamla biliyorum. Halep bölgesinden tabii. 4 milyon kişi gelmiş. Tabii. Öyle bir istatistik var çünkü. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Mutlaka Trump
bu konuyu, çünkü aralarında bir sıkıntı yoktu Putin'le. Putin. Konuşur. Tabii. Yani Trump... O Kuzey Kore lideriyle ilgili tabii, de çok... O çocuk diyor, çocuk diyor. Şey diyor, şirin bir adam diyor. Çocuk diyor. İran'ın başına ama ben zaten konuşuyorum diyor. Ya adam, ya adamın bir şey egosu da yok. Herkese de konuşuyorum diyor. Bana diyor faydası olsun, ben herkese de yaparım. Yani kaç defa Putin'le masaya oturdu. Yani emin olun Ukrayna Savaşı'nda bitirecek bu. Yani oturur, onunla konuşur, bununla Trump'ın konuşur. O zaman Trump'ın gelişine mi bağlı Ukrayna Savaşı'nın? Yani Ukrayna Savaşı eninde sonunda, bakın Fransa'daki değişiklikler, yani o Macron kendi başına böyle kararlar alıp ben oraya Fransız askerlerini gönderiyorum. Belarus sınırında duracaklar. Allah aşkına, yok şimdi ona bakarsanız İngiliz askeri de var, Fransız askeri de var. Yani bu konuda biliyorsunuz Lavrov'un açıklaması vardı. Evet. Putin de dedik işte, yani siz oraya askerlerinizi gönderdiniz, yani bazı silahları onlar kullanıyor dedi. Tabii başka kullanımı, yani kendi silahını kullanacak adamı da göndermesi lazım. Tabii. O adamlar nereden bilsinler, süreç ona müsait değil. Şimdi ben Avrupa için özellikle söylüyorum, ikinci barış zirvesi yapılacak çok yakın bir zamanda. Hatta Putin'in de davet edileceği konuşuluyor orada, Zelenski ile en azından bir araya gelmesi. Evet evet, Zelenski de söylemiş. Evet onu. Yani onun da davet edilmesi lazım. Çünkü burada muhatap tek bir taraf değil. Yani orada bir de Putin var. Putin'i dışlayarak siz barışa gidemezsiniz. Ve ciddi anlamda bakın, Rusya ile bu savaş Avrupa'ya çok büyük bir bilançosu var. %40 oranında gaz ve petrol fiyatlarında artış var. Brent petrolün artışı diyorsun. Artış var. Ve bu halka yansıyor ve bu halk arasında inanılmaz derecede büyük tepkilere sebebiyet veriyor. Yani savaşın kime faydası olmuş? İnsanın ölümünden başka. Ben eninde sonunda Zelenski'ye, işte Macaristan'ın devreye girmesi, hatta Zelenski Macaristan'ın da oraya gelmesini istedi. Bu sebebin ne olduğunu söyleyeyim ben size. Hem Ukrayna ile görüşüyor, hem Macaristan Rusya'ya yakın. Bir ara buluculuk olacaktır mutlaka. Ve yani biraz daha ilmesi düşerek ortam devam edecek. Ama böyle hani 3. Dünya Savaşı noktasına evrileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Peki, İran seçimlerine bir bakalım. Reformist aday Pezeşkiyan. Evet. İlk turu önde bitirmiş. Türk asıllı. Nedir? Ne ifade eder sizce? O resim ne ifade eder? Şimdi İran'da bugün konuştuğumuz yarın hiç olmamış gibi olabilir. Bakın, olabilir. Bir sürü şey konuştuk. Ne kadar da emin konuştum, evet, değil mi? Ama ben bunu İran'la ilgili söylüyorum. Bugün sandıktan %90, zaten %40 oranında bir katılım olmuş. %40 oranındaki katılımın büyük bir çoğunluğunu, işte %42'sini bu almış, öbürü de Celil almış. Yani diyor, oyların diyor 5.560.320 alan Said Celili. Evet. 1 milyon fark var. Şimdi İran'da Ali Hamenei istemeden hiçbir şey olmaz. Olmaz. Yani biz bugün şimdi bu reformist yapı, reformist Cumhurbaşkanı olacağım diyor ama reform olur mu İran'da? Asla olmaz. Olmaz. Yani. Ne değişmesi lazım reform olması için? Rejimin değişmesi lazım. Yani devrim mi olması lazım? Devrim olması lazım. Zaten. Peki Amerika bunu mesela öngörmüş müdür? Yapar mı? Mesela şimdi Şah'ı indirdiler. Benim aklıma bir şey daha geldi. Şimdi Ali Hamenei bu kadar güçlüyse reformist adayında bu şeyi çıkartmaması gerekir, değil mi, mantıken de? Yani bir şekilde müdahil olup Celil'in oylarını yukarıda ilk turda da ona kazandırması lazımdı. Acaba diyorum kendimce. Şimdi çok ciddi anlamda koptu Batı'dan İran. Acaba diyorum bu Ali Hamenei'nin bir stratejisi olup da bu tarzda reformist bir insanı getirip biraz mahsun daha bak bir... Bana yani şimdi bütün kurgu mu diyorsunuz yani? Kurgu gibi geliyor bana. Çünkü adam açıklama da yapıyor, bu reformist Cumhurbaşkanı adayı. Diyor ki ben diyor Ali Hamenei'nin bütün söylediklerine biat ediyorum diyor. Çünkü zaten Cumhurbaşkanı'nın bir etkisi de yok biliyorsunuz İran'da doğru düzgün. Ama yani eğer bizim söylediğimiz güçteyse, devrim muhafızları, işte bir cumhurbaşkanını düşürebilecek, hatta bu senaryo üzerine konuştuk. Şimdi bu sandıktan da çıkmazdı. İran'da derin devlet var mı? Olmaz mı? Yani vekalet savaşı kendisi zaten derin devlet.
kendisi bir fiil. Yani vekaletler savaşı yani, yapar. Derin devlet asla diyorsun rejimin değişmesine müsaade etmez. Reformist bakış açısı. Zaten bakın bu Arap Baharı, onlarda da bir takım şeyler var. Mahsustan öyle bir şeyler yapıyorlar. Ben Batı'ya sempatik görebilmek için. Nabzı yumuşatmak için. Birazcık. Ya diyorlar işte biz füze atıyoruz arkadaşlar. Tabii ben sarfıyorum. Biz oturup bekledik. Ben canım kaç saat olduğumu daha düşünmedim. Hatta belki Amerika şunu sormuşsun. Koordinatları ver de kaldırdığımız uçak fazla yakıt yakmasın. Direkt adrese gitsin. Diyor, benim de haberim vardı diyor. Amerika'da diyor. Evet. İran bana söyledi diyor. Trump diyor söylüyor. Şimdi Trump açıkladı. Yani ben... Peki bir şey soracağım. Assange'ın serbest bırakılmasına ne diyorsunuz? O WikiLeaks skandalı boşuna mı çıktı? Dünyada her şeyin bir zamanı oluyor. Skandallar çıkıyor, kapatılıyor. Tekrar başka bir şey. Gündem de biraz değişsin istiyor herkes. Vallahi çok enteresan yani. Çok enteresan. Şeyden de mutlaka bahsedelim. Suriye'den bahsettik Savaş Beyciğim. Şu yaşanan olaylar bize çok üzdü. Evet. Bu peki değil. Şimdi ÖSO, Özgür Suriye Ordusu, evet. Ve Suriye'de Elbap bölgesinde, değişik bölgelerde işte tırlarımızın yağmalanması, durdurulması, yaralıların olması, Türk bayrağı yapılan saldırı, konuda açıklamalar yaptılar, özür dilediler vesaire. Evet, hatta Türk bayrağını öperek görüntüler falan verdiler. Şunu soracağım. Türkiye'nin biliyorsunuz bir göçmen politikası var. Artık o göçmen politikası mıdır, politikasızlığı mıdır bilemem. Onu artık siyasi yorumcular açıklayabilir, anlatabilirler. Ama sonuçta ülkede bir gerçek var. Yaklaşık 8 deniyor ama 13 milyon civarında bir Suriyeli göçmen var. Ve bazılarını da biz vatandaş ettik. Ve vatandaş etmenin yanı sıra bunlar da sürekli çoğalıyorlar. Hatta bir yazarın açıklaması var. Türkiye'de iç savaşa doğru gidebilir bu göçmen politikası yüzünden. Yani Kayseri'de bunun örneklerini gördük. Kayseri'deki olay neydi? İşte bir Suriyeli çocuğa başka bir Suriyelinin tecavüz ya da tacizde bulunması. Yani insanlar infial içindeler ve bu konuda Sayın Vali açıklama yaptı. İşte değişik siyasi gruplar açıklamalar yaptı. Bu nereye doğru gider? Nereye doğru evrilmiş? Şimdi az önce ÖSO'dan bahsettik ve Esad normalleşmesinden bahsettik. Hani Amerika var dedik falan, ÖSO'da ciddi bir engel olacaktır bu konuyla alakadar. Ya Türkiye'deki bir olay Suriye'de böyle bir refleksin doğmasına sebep olur mu? Ben size şunu söyleyeyim. Yıl 1900. Bakın bu söyleyeceklerimiz çok önemli. Yıl 1900. İkinci Abdülhamit diyor ki ben Şam'dan Medine'ye bir tren yolu yapayım. Burası kalkınsın, insanlar rahatlıkla hacca gidip gelsin falan. Şarkı Ekspresi'nden mi bahsediyorsun? Yok, bu Hicaz yolu treni diye geçer. Başka. Hatta Ümmet treni diye geçer. Bu çok ilginç bir hikayesi vardır. Bu neden anlattığımı da öyle bağlayayım. Ve 8 yıl boyunca buraya 800 kilometrelik bir tren yolu inşaatı yapılıyor. Ve Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Şerif Hüseyin ve Arabistanlı Lawrence veya Edward Lawrence diyelim. 1916 yılında bölgeye geliyor ve Arapları Şerif Hüseyin'le beraber bayraklandırmaya kalkışıyor. Deniz altınlarıyla geliyor. Tabii. 1917 o bölgeye yola çıkan trenimiz içinde oraya yardım ulaştırmakla yükümlü 250 askerimiz, atalarımız katlediliyor. Oraya bomba koyuyorlar ve içinden çıkan yaralılar da öldürülüyor. Bugün Suudi Arabistan, herkes buraya çok dikkat etsin. Suudi Arabistan, o tren orada duruyor. Evet. Hiç dokunulmadı. Dokunmadı. Ne yapıyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz geçen programda Suudi Arabistan'ı anlatırken söyledik. Bir Dünya Savaşı'nın fesat bilip bağımsızlıklarını elde ettiler diye. Suudi Arabistan gelen turistleri trenlerin içine koyuyor. Oraya götürüyor, bir mizansen senaryosu uyguluyor, bir tiyatro. Biz diyor Osmanlı'yı, Türkleri böyle öldürdük ve onlardan sonra da bağımsızlığımızı kazandık diyor. Bir, o tren oradan mutlaka kalkmalı. Ben bu ülkenin başında olsam önce o treni kaldırırım oradan. Bunu peki aklınıza gelmiyor mu bu? Siyasi...
Siyaset oldu mu? Benim şu anda söylediğim çok insaniydi. İş siyasete bindi mi? Sayınlara dönebiliyor her şey. Ama şunu unutmasınlar. Bakın, biz dünyanın en merhametli milletiyiz. Türk milleti. Kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. 12 yıldır ekmeğimizin de önüne geçildi burada. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben sizin evinize geliyorum. Bana acıdığınız evinize alıyorsunuz. Ben sabahtan akşama kadar yatıyorum. Siz çalışıyorsunuz. Bir de gelip sizin yemeniz gereken yemeği de yiyorum. Ve benim misafirliğim hiç bitmiyor. Ne kadar dayanır bir insan? Yani insanlar bunu çok iyi görmeli. Her misafirliğin, eğer bunlar misafirse, entegrasyon da istemiyorum ben. Bir an önce ülkemizin nimetleri, bakın artık bunlar burada sığınmacı değil. Canları istedikleri zaman köylerine gidiyorlar, işte Suriye'ye geçiyorlar, orada akrabalarını ziyaret edip buraya geliyorlar. Benim ülkemin nimetlerinden hiçbir kazanımları olmadan faydalanan bir grup haline döndü. Provokasyondan bahsediliyor Türk topraklarında. Bakın, provokasyonlar normalde ilk başta sebeptir. Ama bu olayda sonuç. Ben sizin hiçbir hissiyatınızın olmadığı negatif anlamdaki bir konuyla alakadar ne kadar provoke edebilirim, aman nurdan dersiniz. Ama küçücük bir negativiteniz varsa bir konuyla alakadar benim size söyleyeceğim şey sizi galyana getirebilir. Bir olay var, vergi almıyorsunuz. 12 yıl önce kolu bacağı kopmuş insanların hastanelerde öncelik sırasını hala sağlıyorsunuz. Onu yapıyoruz. Ben ülkemde mülteci haline gelmişim. Evet. Şimdi bu provokasyonun sonucu demektense neden bu insanlar provoke ediliyor? Önce ona baksınlar. Çok ciddi bir hata var. Öte yandan da biraz önce anlattığım Hicaz olayının ister izleyiciler ÖSO'yla bağlandırır, ister başkasıyla, ama herkes bilsin ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Aynen. Bizim aslında bakarsanız final cümle o. Bu. Türk'ün evet. Türk'ten başka dostu yok. Peki, İsrail'den hiç fazla bahsetmedik biliyorsunuz. Bu İspanya'nın soykırım davasında müdahil olmasını evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İspanya başından beri zaten biliyorsunuz 7 Ekim olayından sonra ertesi gün işte daha doğrusu İsrail Filistin'i vurmaya başladıktan sonra ilk tepkilerden verilendi. Kutluyorum kendilerini. Aklı başında devlet. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda gitti. Onlar da mesela tebrik etti, konuştu. Kutluyorum. O zaman müdahil değildi ama şimdi artık müdahil. Kutluyorum. İşte burada Türkiye müdahil olmuştu. Galiba birkaç ülkeydi. Güney Afrika'da. Zaten davayı açan Güney Afrika. Güney Afrika. Açan Güney Afrika. Doğru. Şimdi kutluyorum ben kendisini. Darısı diğerlerin başına müthiş bir olay. Sonuçlansın, bakın, sonucu olsun. Bakın o Nazi zulmünden kaçan İspanyol Yahudileri biz ülkemize kabul ettik, evet. Biliyorsunuz değil mi? Demin dedim ya, kimse Türk'ün merhametini sorgulamaz. Türk o kadar büyük merhamet, o Naziler Yahudileri 500 oradan... 500 tane Yahudi aileydi galiba değil mi? Oradan gönderdikleri zaman Avrupa ülkelerinin hiçbir tanesi kabul etmedi. Evet. Doğru. İnsan haklarından bahseden o Fransa'sa sonra gitti zaten Fransa'yı işgal etti. Yani hani şimdi de bir şey diyeceğim, dinsizin hakkında imansız girişim falan bir şey, şimdi olaylar karışacak demeyeyim. Evet. Ama şu olay çok güzel. Açılması ve buna taraf olanların artması en azından o Netanyahu biraz daha tedirgin eder. Ama o konuda biliyorsunuz öngörümüz sonuna kadar gidecek o. Yani o koltuğundan olmamak için yapacağını. Evet, son dakika haberlerinden bir tane de örnek vereyim size ve sonra da programımızı bitirelim. Bu Cübbeli Ahmet Hoca'nın 26 bin liralık sarık hikayesi var, biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Yani bir Burberry marka galiba. Oho. Bir sarık takmış. Soruyor, diyor ki bu sarık diyor pahalı mı, markalı falan diyor. Kafamı iyi sıcak tutuyor diyor. Sonra araştırmışlar 26 bin lira çıkmış. Güzelmiş. Evet. Şimdi hani devlet bir tasarruf tedbirleri var da tarikatlarda böyle tasarruf tedbiri var mı bilmiyorum. Vallahi şimdi tarikat inanç güzel bir şeydir de bu işte cehalet çok kötü bir şey. Ama İslam dini israfı ve böyle gösterişi yasaklamış. Şimdi buna İslamiyet'i mi simgeliyorlar? Yani bu cübbelidir, odur budur. Yani bilmiyorum, hiç ilgim alakam da yok ama şimdi bu adamlar
şarlatan çıkıp televizyonda, yani bu ülkede zamanında faizle alakadar ve sırf menfaatsel anlamda caizdir diyenler oldu. Yani şimdi ülkede ya biz dini kendi özümüzde yaşayalım. Dini öğrenelim de bu adamlara ihtiyacımız kalmasın. Lütfen herkes otursun. Kendi neye inanıyorsa onu araştırsın. Böyle saçma sapan insanlara da gidip de işte biat etmesin, onları kalkındırmasın. Onlar da evet. Bunları takmasın. Peki programımızın sonuna geldik. Jenerimizi beğendiniz herhalde, tahmin ediyorum. Ben jeneriği gördüğüm zaman şunu düşündüm. Ancak böyle bir jenerik doğayan bir gazeteci tarafından yapılabilirdi. Sağ ol, teşekkür ederim. Kutluyorum sizi. Muazzam, inanılmaz bir jenerik olmuş. Ben hala bakıyorum, şu anda göreceğiz gibi. Müthiş. Emeğinize sağlık. Efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için. Programı beraber paylaştığınız için. Benim için zevk, onur. Peki. Sevgili seyirciler, programımızı burada bitiriyoruz. Gündem biter mi? Gündem bitmez. Dünya gündemi çok sıcak. Hala sıcak olmaya da devam ediyor. İnşallah, yani programın başında konuştuk. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmaz. Çıkarsa bütün dünyayı etkiler. Hatta nükleer kışa girebiliriz. Yani insanlığın bitişi bile olabilir. Hatta şöyle bir tabir var, deyim var. Artık insanlar okla, taşla mücadele birbirine edecekleri zaman, yani teknolojide her şey tekrar sıfıra döner ki taş devrini yeniden yaşarız diyor. Ben tabii o tarafında değilim işim ama sonuçta taş devrine dönmek insanlık için kötü bir şey. Yani hani uzaydan gelen bir göktaşının dünyayı çarpması nasıl büyük sıkıntı gibi görünüyorsa, ki dinozorların sonucu oluşturdu biliyorsunuz. Nükleer savaşta o göktaşın yapacağı etkiyi yapar. İnsanlık da yok olur, dünya da yok olur. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.